Tekrar hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederim. Allah inşallah ağız tadıyla, amin, milletçe, amin, hep birlikte daha amin. nice güzel bayramlara Vatan, kavuşmak nasip amin, etsin inşallah. Amin, amin. Vatana, millete hayırlar Hayır getirsin. Hayır olsun inşallah. 85 insanlığa milyonumuzun, da, evet, hayırlar 85 getirsin. Milyon her bir ferdimizin amin. Ayrı ayrı hepsine umut olsun. Amin. Mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan, Gazze başta olmak üzere bütün kardeşlerimize inşallah umut olsun. Onlar da bir gün bayram sevincini yaşasınlar i̇nşallah, o topraklarda. Bayram gibi yaşayabilsinler inşallah. Bütün temennimiz, bütün duamız, bütün gayretimiz o doğrultuda. İnşallah. Bütün mücadelemiz de o doğrultuda. En baştan beri bütün mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Gazze meselesinde de ilk andan itibaren Gazze davasına ilk andan itibaren sahip çıkan, o bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırıma, vahşete en güçlü ve en gür şekilde bütün uluslararası platformlarda dur diyen, son bulsun diyen bir ülkeyiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde, öncülüğünde. Tabii ki orada bayram demeden, Ramazan demeden, çocuk demeden, kadın demeden, bebek demeden, hasta demeden, hastanelerin bombalandığı, hiçbir hassasiyet ve hukukun hiçbir kuralı gözetilmeksizin sahneye konulan bir vahşete şahitlik yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, İnşallah insani yardımın ulaşması noktasında dahi büyük engellerin oluşturulduğu, çıkartıldığı bir vahşete tanıklık ediyoruz maalesef. Ama ülke olarak inşallah duruşumuz net, bundan önce olduğu gibi bundan sonrasında da inşallah en güçlü bir şekilde bütün Gazze başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki zulmün durma noktasında elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. İnşallah, inşallah. Seçimleri de geride bıraktık. Yoğun bir süreç yaşadık hepimiz, bütün siyasi partiler, bütün teşkilatlar. Tabii ki bizler siyasi partiler olarak, AK Parti olarak biz de demokrasiyi içselleştirmiş, millet iradesini her ne şekilde tecelli ederse etsin baş tacı eden bir anlayışa, bir siyasi anlayışa sahibiz. Hayırlı olsun bütün seçilen başkanlarımıza. Rabbim inşallah güzel hizmetler, milletimizin her bir ferdini kapsayan, kuşatan, her alanda güzel hizmetleri, eserleri hayata geçirmek nasip etsin. Bizler de tabii ki Türkiye 100 yılı vizyonumuzla kendi içimizdeki seçim sonuçları değerlendirmemizi yaparak yine güçlü bir şekilde ülkemiz için, memleketimiz için, devletimiz için, ülkemizin her bir ferdi için çalışmaya, gayret etmeye, milletimizle hemhal olmaya inşallah devam edeceğiz başkanım. İnşallah. Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. İnşallah Allah tüm insanlık için gayret edenlere yol açıklığı versin diyeyim. Amin, inşallah. Biz de İYİ Parti ailesi olarak hem AK Parti ailesini, tabanını ve tüm milletimizin bayramını buradan kutluyoruz. İnşallah hayırlara İnşallah. Vesile olsun. Gerçekten bir dram yaşanılıyor. Onu hepimiz görüyoruz. Çok iç acısı. Acısı hepimizi hakikaten sarmış vaziyette. Vicdanlarımızı yaralamış vaziyette. Ama ben hep şunu söylerim. İnsan özüne dönmediği sürece, tarih boyunca bu dramlar hep yaşandı maalesef. Bugünün değil bu dramı. Hep böyle özellikle din üzerinden, sözde din üzerinden tanıklık yaptı insanlık bu tür katliamlara. Ama bir türlü akıllanmadık açık konuşmak gerekirse. Yeryüzünü biz cennete döndürmemiz gerekirken yeryüzünü biz cehenneme döndürdük. Tüm insanlık burada suçlu aslında. Herkes burada kendisini sigaya çekmesi gerekir diye düşünenlerdenim. Hepimizin hataları var. Tüm insanlık bence şu anda bu suça ortaklık ediyor. Dolayısıyla umarız insanlık önce özüne bir dönsün. Temel o ilkeleri bir gözden geçirsin. Şu yaşanılası dünyayı inşallah daha da yaşanılır hale getirsin. Değil mi? Hırslarımıza, emellerimize, tuğli emel deniliyor biliyorsunuz ona. O tuğli emele kurban etmeyelim inşallah. Bayramlar belki biraz da bu açıdan küsler barışsın diyoruz, birlik beraberlik olsun dayanışma diyoruz, dayanışma olsun diyoruz ama biraz da bence bu Ramazan'ın hemen akabinde başlayan bir süreç olarak muhasebe de olsun. Yani ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, neler yapıyoruz.
belki bu anlamda da ciddi muhasebelerin yapılması gereken günler olarak da görmemiz gerekiyor. Seçimleri bitirdik. Biz kendi içimizde bir seçime gidiyoruz. İnşallah. Vatana millete inşallah hayırlı olsun. Ama şunu gördüm ben kıymetli başkanım. 45'e yakın il gezdim. Çok Türkiye'nin devasa sorunları var. Burada basının karşısında da söylemiş olayım. En başta emeklilerimiz hakikaten ciddi sorunlarla karşı karşıya ekonomik anlamda derin bir yoksulluğun var olduğunu gördüm, bizzat gözlemledim il il gezerek. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, uyuşturucu zemininde, ki hocam o konularda da çalışan birisi söyleyecektir, çok ciddi devasa sorunların var olduğu bir dönemden geçiyoruz. Umarız bu sorunlar dikkate alınır, umarız masaya yatırılır bu sorunlar. El birliğiyle size düşen görevler burada hakikaten çok, hükümet konumunda olduğunuz için. Eğitimle ilgili çok ciddi sorunlara tanık oldum. O da bir başkanlarıyla görüştüğüm için çok ciddi sorunlar dinledim. Umarım bu bayram sonrası süreçte devasa sorunlarımız masaya yatırılır ve el birliğiyle, istişareyle, meşveretle, şuurayla bu sorunların çözümleri de alınır. En güzel şekilde ifa etmeyi Allah hepimize nasip etsin diyorum ben de. Ben de tabii sizin söylediklerinize ilaveten ben de birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Tabii biz hani hep ifade ediyoruz. AK Parti işte 2001 yılında Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletin içinden ve milletin talep ve beklentilerinden doğan bir siyasi hareket ve 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren girmiş olduğu ilk seçimlerden itibaren de milletimizin gerçekten girmiş olduğu 17 seçimde güçlü bir destekle desteklediği, en güçlü şekilde destekleyerek iktidar olan, her seçimden bu şekilde çıkan bir siyasi hareket. Türkiye biraz önceki siyasi partilerimizin ziyaretlerinde de değindik. Hiç normal bir süreçten geçmedi. Tabii ki biz sebeplere ve bahanelere sığınan bir siyasi harekette değiliz ama bu vakanın, bu realitenin de hani göz önünden, gözden kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Yani pandemi, sağlık alanındaki ve ekonomik etkileri hiç kimsenin, hiç dünyanın aklına gelmeyecek ve dünyayı kasıp kavuran bir süreçti. Ukrayna-Rusya savaşının bütün dünyaya ekonomik etkileri oldu. Bize de olması kaçınılmazdı. İşte Karadeniz'de, Akdeniz'de maalesef Allah bir daha hani bugün de duamız olsun. Rabbim bütün ülkemizi, bütün dünyayı her türlü felaketten, doğal afetten korusun. Seller, yangınlar, depremler, Elazığ, Malatya, İzmir depremi ve akabinde de iki büyük depremi arka arkaya yaşadık. Ve ciddi manada 11 ilimiz etkilendi. Tabii ki bunların sonuçlarından ülkemizin ekonomisinin etkilenmemesi beklenemez. Ama biz o güçlü birikimimizle, güçlü tecrübemizle, güçlü donanımımızla ve devlet millet dayanışmasını da aslında en güzel örneklerini göstererek hem pandemi sürecini, hem savaşın etkilerini, hem bu depremin etkilerini en az hasarla geçirmeye gayret ettik. Ben ısrarla altını çizeyim başkanım. Şimdi o gezdiğim yerlere de söz verdim. Onların sorunlarını Ankara'ya taşıyacağıma da söz tabii verdim. Ki. Gerçekten SOS veriyor tarım ve hayvancılık. Israrla bunu basının karşısında da söylüyorum. Bunun altının çizilmesi gerekiyor ve bununla ilgili ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü yarın biz hep beraber büyük sıkıntılara maruz kalabiliriz yiyecek içecek noktasında. Uyuşturucu konusunun ısrarla altını çiziyorum. Biz, yani tedarik zincirlerinin, o üretimin devam etmesi noktasında da o gayretimize de herkes eyvallah şahit. Tabii ki eyvallah. Aksayan yönleri biz görmezden gelmiyoruz. Bir daha ifade ediyorum. Bu güzel ülkemizi hep beraber el birliğiyle ilgili beraber hiç sadece size de yüklenmeyeyim ama siz hükümetsiniz. Siz sorumlusunuz. Bu bağlamda yüksek sorumluluk gerekiyor sizlere. Her gittiğim yerde bunu Ankara'ya ileteceğim dedim. Bizzat merkezine de iletmiş olayım. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Bizim de milletimizden gelen her beklenti ve talep başımız gözümüz
üstüne her zaman ifade ettiğimiz gibi. Tabii ki İçişleri Bakanlığımızın da bu konudaki hassasiyeti yüksek. Gerçekten bu noktada da önemli çalışmalara hepimiz şahitlik ediyoruz. En önemlisi de hep söylerim, siyaseti ahlak zemininde yaparsak her şey çözülür aslında. Yeter ki siyaseti ahlak zeminine çekelim. Temel ilkeler zemininde siyaset yapalım derim son cümle olarak. Ben de tekrar şunu söyleyeyim, kapatmış olalım. Odak noktasında milleti yerleştirmeyen hiçbir siyasi hareketin başarı şansı yok. Odak noktası. O da ahlaki bir ilke. İşte o da ahlaki bir ilke. Evet. Olarak, ilave olarak söylemiş oldum. Her alan. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür birlikte ediyoruz. Olmak çok bizim için onurdu. Çok memnun olduk. İnşallah sağ olun. Nice bayramlara diyelim. Zeminlerde de bir arada olmak, bunları uzun uzadıya konuşup tartışmak üzere diye bugünlük noktalamış olalım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.